Nüans işaretleri. Tekrar merhabalar. Arkadaşlar bunlara gürlük yani ses gürlüğü işaretleri de denir. Nüans hani hassasiyet anlamına gelir ya biraz böyle duyarlılık, incelik gibi. Bu işaretler müziğin ne kadar gürlükte çalınacağını ifade ederler. Genel olarak bunlar batı müziğinde üçe ayrılır. Piyano yani hafif mezoforte, orta, gürlükte ve forte, gür. Bunların çiftleri de vardır arkadaşlar. Piano, si, piano, simo yani piano piano çift peli. Bir de forte simo yani çok gür. Forte forte. Yani evet arkadaşlar yani nüans dedik. Gürlük dedik bunun için. Yani siz bir melodiyi diyelim ki işte daha dün annemizin diyeceksiniz. Bunu şöyle çalabilirsiniz. Şöyle söyleyebilirsiniz. Daha dün annemizin. Bu diyelim ki piyano. Yani çok hafif. Orta gürlükte. Daha dün annemizin. Forte yani gür. Daha dün annemizin. Hatta çift forte. Daha dün annemizin. Veya çift piyano yani çok hafif. Ahadun annemizin gibi. İşte bu yürlük seviyeleri için üretilmiş işaretler bunlar arkadaşlar, nüans işaretleri. Şimdi bunlar mürekkep yazıda aynen işte portenin bir yerine böyle getiriyorlar. İşte piyano için P koyuyorlar hani hafif anlamda veya mezzo forte için MF, forte için F işte çift piano çift forte içinde 2P, 2F gibi. Şimdi kabartma yazıda bunlar nasıl ifade ediliyor arkadaşlar? Lütfen size ulaştırdığım Braille kılavuz dökümandaki No 16 nüans işaretleri satırının altına bakınız. Bakın orada yan yana yazdım. Şu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Baş tarafına bir 3, 4, 5 konuluyor. Bu nüans işaretleri, nüans harfleri arkadaşlar yazılırken boşluk verilmiyor. Çünkü boşluk verilse yanlış anlaşılacak. Boşluk bizde kabartma yazıda ölçü geçtiği anlamına geliyor. Koparmamak lazım o ilişkiyi parmakla okurken. O yüzden arkadaşlar şimdi buna karışabilir de. Hani şimdi M, F, şimdi M harfi Manisa mesela e, bir sus değil mi arkadaşlar? Birlik sustu. Mesela forte F 8'lik mi notası. E, piyano için P koyacağız. E, P neydi? İkilik mi notası değil mi arkadaşlar? İşte o yüzden şöyle yapmışlar. Bu gürlük işaretlerini koyarken ölçünün içinde tabii ki boşluk vermiyor ama bir 3-4-5 koyuyor. Bu zaten işte bir anlamda harf işareti anlamına giriyor. Hani kabartma yazıyı benden çok daha iyi bilenler vardır. Ben liseden sonra rehabilitasyon merkezinde öğrendim kabartma yazıyı. Sanıyorum 3-4-5 iki tane yan yana konulursa şiir işareti falandı galiba. Yani böyle bir ayırıcı niteliği var bunun. Şimdi o yüzden burada bir tane 3-4-5 konuyor. Onun yanına piyano için bakın başta görüyorsunuz P konuyor. Ve arkasından da yine daha da karışmasın diye bir üçüncü nokta konuyor. Sonra ara vermeden devam ediliyor. Çünkü bu Ölçünün başında da gelebilir, ortasında da gelebilir. Bu Gürlükler öyle değişebilir. Dolayısıyla öncesi için 3-4-5 ayırıyoruz. Sonuna da mutlaka üçüncü nokta koyuyoruz. Geçin bakın arkadaşlar. İkincisi mezoforte, orta şiddette, orta gürlükte demek bu. Bakın başında 3-4-5 var, sonunda da bir üçüncü nokta var. Ben ara vermiştim tabii karışmasınlar diye. Sonra ne gelmiş? Forte gelmiş, bakın. 3 4 5 F 3. nokta. Sonra ne yapmışım? 3 4 5 PP piano simo yani piano napionu yani çok hafif demek bu, çok hafif çalınacak demek. 3. nokta. En son olarak da forte simo dediğimiz çift forte yani 3 4 5 FF 3. noktayı koymuşum arkadaşlar. Bilmiyorum daha abartılırsa daha da gürlük işaretleri belki var kullanılabilir ama bunlar gayet yeterli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.